Yeni quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Va mana bu misaldan boshlaymiz. Eng kichik, eng kichik, eng katta, eng kichik qiymatlarni topish uchun biz ko'pincha mana bunday tengsizliklardan foydalanamiz. Birinchisi, agar A va B manfiy bo'lmagan sonlar bo'lsa, bu holda A plus B katta yoki teng, 2 iltizosida A B tengsizlik bajariladi. Qachon tengligi bajariladi? Yo'q, tengligi bajariladi agar A B ga teng bo'lsa. Faqat mana shu holdagina tengligi bajariladi. Agar A B ga teng bo'lmasa, tenglik bu yerda qat'iy tengsizlik bajariladi. Mana bunday tengsizlik bajariladi agar A B ga teng bo'lmasa. Xo'p, ikkinchi tengsizligimiz 3 ta son uchun agar A B C manfiy bo'lmagan sonlar bo'lsa, u holda A plus B plus C katta yoki teng 3 ko'paytiruv kub iltizosida A, B, C tengsizlik bajariladi. Bu yerda tenglik bajarilishi uchun mana bu tenglik A, B ga va B, C ga uchalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Mana shu holdagina bu yerda tenglik bajariladi. Aks holda bu yerda qat'iy tengsizlik bajariladi. Agar birtasi teng bo'lmasa, A, B ga teng bo'lmasa yoki B, C ga teng bo'lmasa yoki A, C ga teng bo'lmasa, bu holda qat'iy tengsizlik bajariladi. Bu 4 tasi uchun ham yozishimiz mumkin. A, B, C, D manfiy bo'lmagan sonlar uchun mana bunday tengsizlik o'rinli. 4 ko'paytiruv iltizos 4-chi darajali iltizosida A ko'paytiruv B ko'paytiruv C ko'paytiruv D. Mana bunday tengsizlik o'rinli bo'ladi. Bu yerda qachon tenglik belgisi bajariladi? Qachon mana bu ifoda bu ifodaga teng bo'ladi? Teng bo'lish uchun A, B ga, A, B, C dalar hammasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Shu holdagina bu teng bo'ladi. Agar biror qaysidir ikkitasi bir-biriga teng bo'lmasa, u holda bu yerda qat'iy tengsizlik bajariladi. Bu umumlaganda biz bu tengsizlikni umumlashtirishimiz mumkin. Agar A1, A2 va hokazo AN manfiy bo'lmagan sonlar bo'lsa, u holda A1 qo'shuv A2 qo'shuv qo'shuv AN katta yoki teng n ko'paytiruv n-chi darajali iltizosida shu sonlarning ko'paytmasi A1 ko'paytiruv A2 va hokazo AN. Mana bunda tengsizlik bajariladi. Bu yerda tenglik belgisi bajarilishi uchun, ya'ni bu ifoda bu ifodaga teng bo'lishi uchun A1, A2 va hokazo AN sonlarining hammasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Agar qaysidir ikkitasi bir-biriga teng bo'lmasa, u holda bu yerda qat'iy tengsizlik bajariladi. Umumlaganda demak, katta yoki teng mana bunday tengsizlik bajariladi. Xo'p, endi biz mana bu masalani yechamiz. Birinchi masalani. Bu yerda biz mana bu tengsizlikdan foydalanamiz. Bu yerda mana bu ifodani biz quyidagicha yozaylik. 5 ni qavsdan tashqariga chiqaraylik. A darajasi 8. Bu yerda 2 ko'paytiruv A darajasi minus 4, B darajasi minus 4 qoladi. Uni ham ikkitaga ajratib yozamiz. A darajasi minus 4, B darajasi minus 4 qo'shuv. A darajasi minus 4, B darajasi minus 4 qo'shuv. Bu yerda B darajasi 8. Mana bu yerda 4 ta xat qatnashyapti. 1, 2, 3, 4. 4 ta qo'shiluvchi. Ular manfiy emas, chunki juft daraja. Hammasi juft daraja bo'lganligi sababli ular manfiy emas. Endi yuqoridagi tengsizlikni qo'llaymiz. 4 ta bo'lganligi uchun mana bu yerda 4 bo'ladi. 4 ko'paytiruv. Oldinda 5 ham bor. Oldin 5 ni yozamiz. 5 ko'paytiruv, 4 ko'paytiruv. 4-chi darajali iltizosida A darajasi 8 ko'paytiruv A darajasi minus 4 ko'paytiruv B darajasi minus 4 yana shuni o'zi bir kvadrati ko'paytiruv B darajasi 8. Endi soddalashtiramiz. 5 kere 4 20 A darajasi 8 A darajasi minus 4 kvadrati minus 8 0 bo'lib ketadi. B darajasi minus 8. B darajasi 8 bu ham. Darajalari 0 bo'ladi. Demak, u B darajasi 0, 1 hosil bo'ladi. Demak, 20 ga teng ekan bu ifoda.
Şunday qilib biz mana bu ifoda uchun, ya'ni berilgan ifoda uchun mana bunday tensizlikni hosil qildik. Katta yoki teng 20. Ve bu ifodaning qiymati 20 dan kichik emas ekan. Katta yoki teng 20 chiqar ekan. Lekin hozir biz 20 ni biz eng kichik qiymat deb ayta olmaymiz. Nima uchun? 20 ga erishadimi yoki yo'qmi? Biz buni tekshirishimiz kerak. A va B larning birorta qiymatida u ifodaning qiymati 20 ga teng bo'ladimi yoki yo'qmi? Tekshirmasdan turib biz uni bu 20 ni u ifodaning eng kichik qiymati deb ayta olmaymiz. Lekin bu eng kichik qiymati bo'ladi, chunki agar A va B larni o'rniga 1 qo'ysak, bu yerda 20 hosil bo'ladi. 5 qo'shuv 10 qo'shuv 5 teng 20. Demak bu ifoda bu ifodaning eng kichik qiymati endi 20 ga teng ekan. Chunki 20 ga erisha oladi. Chunki A va B ning 1 ga teng bo'lgan qiymatida bu ifodaning qiymati 20 ga teng bo'la oladi. Ana endi biz ayta olamiz. İfadanın en kişi kıymatı 20'ye teyim. Hop gelirler şu misalını ikinci kıl yolunu hankiltirip öteydik. Geçtiğinde ikinci kıl yolunu. Bana bir yerde 10'lı 2'de sonunu yığındız. 5 koşu 5 de bir yazmalarımız. Ve bu ifadanın kuyuda geçiyor yazalımız. 5 köp aytır o. A derecesi 8 koşu. A derecesi minus 4, B derecesi minus 4. Alıyoruz. A derecesi minus 4, B derecesi minus 4. Alıyoruz. B derecesi 8. Bana bir iki de ifadeye. Bana bir tensizliğini kollayımız. A plus B. Katlıya gittin. İki yıldız hasta da A, B. A ve B'ler manfi yemez. Bu ifadeye hem bana bir iki de yığın, soruları yığındısı ya hem şu tensizliğini kollayımız. Bu halde 5. İki yıldız hasta da A derecesi 8. A derecesi minus 4. B derecesi minus 4. 2 köp aytır o. İldiz ostada. A derecesi minus 4. B derecesi minus 4 köp aytır o. B derecesi 8. Teng. 2'nin 2 arasından 2'nin kapsını taşkarıya çıkaramız. 10 buladı. A derecesi 8. A derecesi minus 4. A derecesi 4. İldiz çıkarsak. A'nın kvadratı. Birden. B derecesi minus 2. Plus A derecesi minus 2, B derecesi 4, bundan B kvadrat çıkardı. Bana bir ifadelerini hasıl kılalımız. Bunun yana şu tensizliğini kollayınız. Bu halde 10 köp aytır o 2 ildiz ostu da bu ifade. B derecesi minus 2 köp aytır o. A derecesi minus 2 köp aytır o. B'nin kvadratı. Bu qisqar ketadi mana bular va bu yerda bir hosil bo'ladi. Demak bu ifoda 20 ga teng ekan. Deb berilgan ifoda yana kichik katta yoki teng 20 dan tensizlikni hosil qildik. Yuqorida ko'rsatdik 20 ga erisha oladi. A va B ning o'rniga 1 qo'ysak, ya'ni agar A teng B teng 1 bo'lsa, u holda 20 hosil bo'ladi. Bu yerda 20 ni hosil qilamiz. Shunday qilib, demak bu ifodaning eng kichik qiymati 20 ga teng ekan.